Dolayısıyla bu hakemliğimden dolayı 2021 Olimpiyat Oyunlarına davet edildim. Şimdi bu Olimpiyat Oyunları gerçekten çok büyük bir organizasyon. Tüm insanlığın barış ve hoşgörü içerisinde kaynaştığı tarihi bir miras. Böyle büyük bir organizasyonda ben 2012 yılında, yani 8 yıl önce antrenör olarak görev aldıydım. Bu kez hakem olarak görev almak tabii ki benim için ayrı bir gurur kaynağı. Bu Olimpiyat Oyunlarına sadece hakem olarak biz katılmıyoruz. Bizimle beraber 4 tane daha sporcumuz var. Çok değerli sporcularımız da kota aldılar. Bunlar İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve Nazlı Savranbaşı. Yani böyle büyük bir kadroyla orada yer almak Türkiye Cimnastik Federasyonu adına da ayrıca büyük bir gurur kaynağı ve mutluluk. Olimpiyat Oyunları 2021 yılına ertelendi bu koronadan dolayı. Ve ben şunu ümit ediyorum, bu Olimpiyat Oyunları bu koronadan dolayı ertelendi olarak hatırlanmasın da bizim sporcularımızın hayallerini gerçekleştirdiği, birçok madalyalarının alındığı ve Türkiye adına çok büyük başarıların kazandırıldığı bir Olimpiyat Oyunları olarak hatırlanır inşallah. Tek dileğim ve amacımız bu. Ben de hakem olarak ülkemi orada temsil edebilmek için elimden en iyisini yapmaya çalışacağım. Şenol Türkdoğan, 1980 doğumluyum. 1989 yılından beri bu tesislerde sporculuk, antrenörlük, hakemlik yapmaya devam ediyorum. İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği bölümü mezunuyum. Şu anda aktif olarak antrenörlük yapmaya devam ediyorum. Az önce söylediğim gibi jimnastiğin her alanında görev aldım. Sporculuğundan başladık. İşte ihtiyaç oldukça bir göreve daha tırmandık diyeyim. Yani antrenör ihtiyacı oldu, antrenör olduk. Hakem ihtiyacı oldu, hakem olduk. Teknik kurulda ihtiyaç vardı, teknik kurulda görevli olduk. Hakemlik konusunda aslında uzun yıllardır hakemlik yapıyorum ama bu son yıllarda artık yabancı antrenörlerin de gelişiyle antrenörlük konusunda birazcık daha rahatladık. Ben hakemlik tarafına biraz daha kanalize oldum. Haliyle orada da en iyisi olmamız lazım. Yani burada her açıda, her alanda, her kademede iyi olmamız gerektiği düşünüldüğünde hakemlik noktasında da çok iyi olmamız gerekiyordu. Bu konu üzerinde biraz daha eğilmeye başladım. Şu anda Türkiye'de 3 tane ikinci kategori hakem var artistik erkek jimnastikte. Üçünden biriyim. Hı hı. Ve sadece 2 kişinin puanları ve şartları Olimpiyat Oyunları için tutuyordu ülkemizde. Ama Uluslararası Jimnastik Federasyonu beni bu konuya seçmiş oldu. İnşallah en iyi şekilde görevimizi yapacağız.